Sizinle böyle konuşsam nasıl olur? Böyle olmazdı. Yok şöyle. Abart. Aloha. Bugünkü konumuz kendimde sevdiğim ve sevmediğim 5 özellik. Ya böyle de güzel. Joy gel oğlum gel. Aloha. Bugün kendimde sevdiğim ve sevmediğim 5 özelliğimi anlatacağım açıkçası size bu videoda. Ve böyle bir video çekmek istememin en büyük sebebi de ben şapkayı önüme koyup kendimde gördüğüm, hani sevdiğim 5 özellik ve sevmediğim 5 özellik olarak baktım aynada kendime. Ve belki ben bunu yapınca, belki siz bu videoyu izleyince sizin de içinizden bunu yapmak gelirse belki size bir farkındalık sağlar. Belki bazı şeylere, en önemlisi tabii ki kendinize verdiğiniz tepkilere farklı bir açıdan ya da farklı bir gözle bakmanızı sağlar diye düşündüm. O yüzden hani kendimizi tanıdığımız kadarıyla, yani kendimizi en iyi biz tanıyoruz. Ve bazen tepkiler veriyoruz ama onu neden verdiğimizi bilmiyoruz. Karşı tarafın bazen bizi iyi tanıdığını düşünüyoruz ve yaptığı bir şeye alınıp kırılabiliyoruz. Gibi gibi gibi, bu konu böyle aslında biraz da uzar gider. O yüzden hani böyle kendinizin olabildiğince farkında olup aynada kendinize bakmanın faydalı olduğunu düşünüyorum ben açıkçası. O yüzden de bu videoda sizinle kendimde sevdiğim 5 özellik ve dediğim gibi sevmediğim 5 özelliği paylaşacağım. Arkadaşlar, açıkçası benim kendimde sevmediğim ilk özelliğim mükemmeliyetçilik. Ve bu mükemmeliyetçilik konusu, yani benim hayatımın böyle temel taşlarından biri. Zaman zaman hayatım boyunca ne güzel işte ben mükemmeliyetçiyim, mükemmeliyetçi olmak böyle zaten zor bir şeydir. Bunu herkes öyle kolay başaramaz. Ben çok mükemmeliyetçiyim canım. Ben yaptığım işi öyle mükemmel yapmaya çalışırım ki o yüzden hiç başlamam falan diye kendimi uzun süreler avuttum. Bu birazcık tırnak içinde galiba züğürt avuntusu mu deniyordu buna? Umarım doğru kullanıyorumdur. Biraz hani öyle bir avuntuydu ama sonra zaman geçtikçe aslında bu mükemmeliyetçiliğin beni ne kadar olduğum yerde tuttuğunu ve başlamamama, bir şeyi ilerletmememe en büyük engel olduğunu fark ettim. Ve bunu fark ettikten sonra özellikle iş hayatımda bu çok fazlaydı. Dedim ki tamam, ben mükemmeliyetçiyim ama ne yapabilirim? Yani bu var, bu önümde duruyor ve ben ne yapacağım? Ona rağmen adım attım ve tamam mükemmeliyetçiyim ama ben buna rağmen bir farklılık yapıyorum. Bu sefer değişik bir şekilde davranıyorum deyip adım attım. Hep bebek adımlarıyla ilerledim ve zaten YouTube kanalını açmam, podcast ne olmuş ya niye başlamam ve hayatımda yaptığım birçok şey, hani küçücük şeylerden çok büyük şeylere kadar olan her şey hep mükemmeliyetçiliğime rağmen adım atmamdan kaynaklanıyor. Çünkü ben artık şunu öğrendim, hiçbir şey mükemmel değil. Bence biz insanlar olarak da bir sürü kusurlarımız var. O yüzden hani mükemmel olmaya çalışıyor olabiliriz. Bir yerde de elimizden gelenin en iyisini yapmak harika. Ama mükemmel olmayacağımız gerçeğini de kabullenmek gerekiyor gibime geliyor. En azından ben kendi hayatımda bunu düşünüyorum. Bir de yeri gelmişken, şöyle yapacağım, ayaklarım acıyor böyle. Yeri gelmişken şunu da paylaşmak isterim. Ben ne olmuş yani podcast'te mükemmel olmak mı, yeterince iyi olmak mı diye bir bölüm kaydetmiştim. Çok iyi hatırlıyorum. Dileyenler isterse, hani aranızda özellikle mükemmeliyetçi olanlarınız varsa o bölüme de göz atabilir. İkinci olarak arkadaşlar, gerçekten sevmediğim bir özelliğim diyebilirim size, detaycı olmam. Genellikle bu detaycılık kendini iş hayatında çok fazla gösteriyor ve özellikle hani benim işte İngiltere'den üniversite sonrası geri döndükten bir sene sonra, işte bir sene başka bir iş yapmıştım, sonra bir kafe açtım Mahalo diye. Mahalo'da o kadar detaycıydım ki, ve hizmet sektöründe olanlarınız varsa beni çok iyi anlayacaktır. Özellikle hani işletme sahibi, hani benim kafem alkollü değildi, alkolsüz mekan olarak, işte kafe olarak işletiyordum. Ama hani alkollü mekanlar eminim daha da zordur.
o kadar zordu ki tabii ki ne kadar büyükse yapmanız gerekenler ve ortaklı değilse işiniz daha da zorlaşıyor. Sonuç olarak yani detayların içinde kaybolup gerçekten o büyük resmi görmeyebiliyorsunuz. En azından ben bunu çok yapıyordum. O yüzden şimdi ne zaman kendimi detaylara boğuluyormuş gibi görsem hemen tamam anlatacağım konu neydi ya da ana konu neydi, büyük resim neydi deyip kendimi ona getirmeye çalışıyorum. Bir de hani bütün bu kendime bakarken, olumsuz özelliklerimin farkına varırken gerçekten artık kendimi suçlamıyorum. Ya da ben neden böyleyim demiyorum. Siz de eğer ki böyle hani olumlu yanlarımız olduğu kadar olumsuz yanlarımız da var ya ve olumsuz yanlarınıza da bakacaksanız kendinizi suçlamayın. Bunları sadece fark etmek önemli. Fark ettikten sonra ne güzel ben böyleyim, şöyleyim, bu özelliğim var, böyle bir işte yapım var, ben bunu değiştirmek istiyor muyum deyip adım atmak önemli. O yüzden hani bunları yargılayın diye farkına varın demiyorum. Ben onu da size söyleyeyim. Çünkü ben de kendimi artık yargılamıyorum. Ama dediğim gibi bu detaycılık zaten bence mükemmeliyetçilikle detaycılık böyle iki iyi arkadaş. Genelde ya da bana öyle geliyor. Siz de düşüncelerinizi lütfen yorumlarda yazın. Eğer siz öyleyseniz ya da böyle tanıdıklarınız varsa. Detaycı olan insanlar mükemmeliyetçi olmaya da meyilli oluyor gibi geliyor bana. Ya da mükemmeliyetçi olanlar detaylara önem veriyormuş gibi geliyor. Bunu da demişken aklıma Başak Burçları geliyor ama asla genellemiyorum. Lütfen yanlış anlamayın beni. Çok sevgili Başak Burçları. Yani hani genelde böyle Başaklar için mükemmeliyetçidir, eleştireldir, detaycıdır falan derler ya, o yüzden o geldi. Benim de bu arada Güney düğümüm Başak'ta. O yüzden gitmem gereken yön Balık falan filan. Böyle arkadaşlar, yani detaycılık benim kendimde sevmediğim ikinci olumsuz özelliğim. Üçüncü olarak çok kolay demoralize olmam ve de çok çabuk heyecanlanmam. Bunun böyle ikisini de bir madde olarak böyle söylemek istedim. Özellikle 30 yaşına kadar diyeyim, gerçekten o kadar çabuk demoralize oluyordum ki ve ben demoralize olunca kendi kabuğuna çekilen bir tipim, bir yapım var diyeyim. Ama bu kadar demoralize, yani bu kadar çabuk daha doğrusu bir şey olmadığı zaman ya da istediğim gibi gitmediği zaman neden demoralize oluyorum dedim. Bu tabii ki birazcık eskiden kontrolcü bir yapım vardı. Yani son 5 senedir aşağı yukarı bayağı akışa bıraktım kendimi. Özellikle bu son 1,5 senedir hani yoga ile meditasyonla bence kontrolcü değilim. Bence değilim artık diye düşünüyorum. Çünkü eskiden kontrol edemediğim birçok olay karşısında ve istemediğim gibi gelişirse özellikle insanlarla ilişkilerim diyeyim, çok kolay kırılıyordum. Çok kolay dediğim gibi demoralize oluyordum. Ve iyi olaylar karşısında da çok çabuk heyecanlanıp sonra hani hayal kırıklığını çok fazla yaşıyordum. Ve bunlar böyle gerçekten hani hem olumsuz olarak benim bakabileceğim özelliklerimdi. Bir de aynı zamanda yorucu. Hani duygular böyle benim böyle deli gibi inip çıkmıyordu. Ama gerçekten wow diye böyle çok heyecanlanıyorum. Sonra inanılmaz üzülüyorum falan. Bunun yerine artık hani gerçek o huzuru bulup olabildiğince, hani elimden geldiğince o huzur duygusunu, o kaynak mı diyeyim buna artık, hani Abraham çevirilerimi dinliyorsanız hani oradan biraz böyle vortex, işte girdap, hani huzuru bulmak, o içimizdeki güç diyeyim, onu bulup sakin kalabilmeyi öğreniyorum. Bu da tabii ki bir yol, bir süreç. Hala ben de bu yolda daha doğrusu öğrenciyim diyeyim. Ama eskiye nazaran kesinlikle o kadar kolay artık demoralize olmuyorum. Ve şunu düşünüyorum, hani bir şey benim üzülmemi sağlıyorsa, yani tabii ki de sağlıkla ilgili konular ya da hani ölüm gibi konular, yani bunlar apayrı, hani en istisnai örnekler. Ama ben günlük olaylardan bahsediyorum. Mesela herhangi bir olay beni demoralize ediyorsa, üzüyorsa ne beni üzdü diyorum. Hani ona bakıyorum, üzerine gidiyorum. Yani orada o kişinin bakışı mı, davranışı mı, o olayın sonucunda ne oldu da üzüldüm diye soruyorum. Ve genelde de hep bir cevap elde ediyorum. Ve sonuç olarak da VVV diye diyorum ama. Ve arkadaşlar sonuç olarak da artık yok Kardelen, eskisi gibi davranmayacaksın diyorum. Bu sefer farklı bir yol seçeceksin diyorum. Ve kendimi yine o
hani huzuru bulduğum yere getirmeye odaklıyorum kendimi diyeyim kısaca. Dördüncü sevmediğim özelliğim alınıp kırılmak. Ben evet yani alıngan bir yapıya sahibim. Hala öyleyim. Hani çok kolay alınıp kırılabiliyorum. En azından artık şunu öğreniyorum. Hani eskiden herkesin söylediği şeylerden kolayca alınabilirdim. Ya da bir bakış beni çok kırabilirdi. Ya da bir söz gerçekten çok böyle kalbime dokunabilirdi. İncinebilirdim. Ama artık çok yakınıma aldığım ya da gerçekten çok sevdiğim arkadaşlarımın beni kırmalarına izin veriyorum diyeyim. Şimdilerde bunu öğrenmek için ben de emek veriyorum. Umarım gün gelecek ben de artık alınmamayı, kırılmamayı öğreneceğim. Ama en azından şu da var, alındığım zaman hani sevdiğim bir arkadaşım sonuçta, hani dediğim gibi artık herkese alınmamayı öğreniyorum. Ona kendimi ifade ediyorum. Hani böyle böyle dedim, bu gerçekten benim alınmama sebep oldu ya da bu beni kırdı. Bunu söylüyorum ve ben biraz dobrayımdır. Hani ona da söylüyorum, ben böyle çok hani dobra dobra konuşuyorsam yanlış anlamını da istemem ama hissettiğim bu diyorum. O yüzden en azından böyle o etkili bir iletişim kuruyoruz diye düşünüyorum açıkçası. Ve son olarak arkadaşlar, kabuğuma çekilmem ve yalnız olmak istemem. Eskiden yine bundan böyle bir 4-5 sene öncesine kadar çok fazla kabuğuma çekilirdim. Yani özellikle alınıp kırıldığımda ya da bir olay beni demoralize ettiğinde, yani haftanın 4-5 günü böyle iyiydim hani, ama biraz fazla yüksektim. Sonra bayağı bir olaya demoralize olabiliyordum ya da kabuğuma çekilme ihtiyacı hissediyordum. Ama bu böyle aradaki hani o yani şey çok fazlaydı aralık, hani anlatabiliyor muyum? Böyle çok dengeli değildi. Şimdilerde tabii ki de ben bu arada yalnız kalmaktan da çok keyif alıyorum. Kendi kendime zaman geçirmeyi çok seviyorum. Ama en azından bunu hani ben yalnızım, işte ben bu dünyada böyle doğdum, böyle gideceğim falan gibi bir yerden değil de şimdi ben İşte kendimi deşarj etmek istiyorum ya da biraz böyle kendimle kaliteli zaman geçirmek istiyorum deyip bunu yapmaya özen gösteriyorum diyeyim. O sebeple arkadaşlar şuna geleceğim. Yani artık bu kabuğuma çekilmek, kendimi yalnız hissetmek, hatta böyle melankolik hani hangi şarkılar varsa onları dinlemek yerine yalnız kaldığım zaman ondan kaliteli zaman geçirmeye bakıyorum. Hani o zamanları böyle kaliteli zaman geçirmek için kullanıyorum diyeyim. Bunlar benim hala öğrendiğim ve kendimde çok sevmediğim özellikler. Dediğim gibi yani sizin de böyle kendinize bir bakıp acaba hangi özelliklerinizi sevmiyorsunuz görmeniz belki bir fayda sağlar diye düşünüyorum. Ve şimdi sevdiğim 5 özelliğime geçiyorum. Biraz daha hızlı gidebilmek adına şöyle bir 5'ini de size söyleyeyim. En sevdiğim özelliklerimden ilki olanı olduğu gibi kabul etmem. İkincisi azimli olmam. Üçüncüsü cesur olmam. Dördüncüsü yeniliklere açık ve girişimci olmam. Beşincisi de doğru oldu değil mi? Evet. Beşincisi de macera perest olmam arkadaşlar. Bir de bonus olarak sevgi dolu olduğumu da düşünüyorum açıkçası. Ve sevgi dolu olmanın hepsinin özünde olduğunu düşünüyorum. Yani hepsinin temeli bence sevgi dolu olmak. Yani biri çünkü yani siz sevgi doluysanız eğer önce hani karşınıza sevgi vermeden önce kendinizi seviyor olmanız daha sağlıklı oluyor. Ben yıllarca hep şey düşündüm. Karşımdakini seveyim, hani kendimi zaten sevmesem de olur. Ya da kendimi zaten ben seviyorumdur. Hani niye kendimi sevmeyeyim ki diye böyle hiç üzerine bile düşünmüyordum onun. Ama sonra fark ettim ki aslında belki de kendimi yeteri kadar sevmiyorum. Kendime yeteri kadar özen göstermiyorum bile. Bunların da farkına vardıktan sonra dediğim gibi hepsinin altında yatan en temel nokta ya da konu sevgi dolu olmak. Ve bence bende bu var. O yüzden de çok minnettarım. Bunları da bu arada hani bizde böyle kendini yermek daha kolay ama kendini övmek daha zordur diye düşünüyorum. Hani bence biraz öyle bizim Türk toplumumuzda. Bence. O yüzden hani aman da kendimi öveyim diye sevmiyorum ama eksi yönlerimden bahsettiğim kadar artı yönlerime de değinmek istiyorum. O sebeple yani olanı evet olduğu gibi kabul ediyorum. Daha akıştayım. Özellikle dediğim gibi meditasyon, yoga bana çok destek oluyor bu konuda. Azimli olmakla cesur olmak
İkisi özellikle beraberse ve kol kola geziyorsa bu da güzel özellikler. Mesela şunu çok karıştırdım. Hani ben hırslı bir insan değilim. Hani hiç hırslı olmadım. O yüzden de böyle başaramam gibi görüyordum kendimi. Hani hayatta böyle hırslı insanlar çok fazla şey elde edebilir, başarılı olur. Bana öyle geliyordu ama sonra dönüp kendime baktığımda evet hırslı bir insan değilim. Ama azimim var. Yani ben çok azimliyim dedim kendime. Bunu fark ettim, bunu gördüm ve bu azmin üstüne gitmeye karar verdim. Ve bu şekilde de yol benim için açıldı. Bunun yanı sıra da evet yeniliklere açık ve çok girişimci olduğumu, girişimci aynen. Yeniliklere açık ve çok girişimci olduğumu düşünüyorum. Yani yeniliklerden korkmuyorum. Şeyi seviyorum, rutinlerimi de çok çok seviyorum. Ama yeni bir şey olduğunda hani kimisi o yeniye adım atmaktan korkabilir ya. Ben aksine böyle üstüne gitmeyi severim. Yeni şeyler denemeyi çok seviyorum. Yeni insanlar tanımak, yeni yerler görmek, her neyse bu. O yüzden hani sizden de hep video ile ilgili de hani videolarla ilgili de böyle değişik içerik konuları varsa aklınızda hep diyorum benimle paylaşabilirsiniz. Ve son olarak evet macera perest olmam diyorum. Arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. Zaten şarjı da bitiyor. Umarım biraz size destek olabilmiştir bu video. Umarım hani benim kendimi böyle objektif olarak görmem tabii ki de kendimce. Belki benim farkında bile olmadığım özelliklerim vardır. Ve bu arada şey diye bir cümle var biliyorsunuzdur. Arkadaşlar demin bir anda şarjı bitti. O yüzden şimdi bir 15 dakika kadar şarj ettim ve kapanışı yapmak istedim. En son şunu söylüyordum hatırlıyorum. Her şeyin en altında yatan nokta diyordum, sevgi dolu olmak. Bir de şu vardı, niye onu söyledim onu unuttum ama söyleyeceğim şey şuydu. Birincisi böyle birinin sözü ya da bir öğreti var. Bilmediğimi bilmiyorum, yok. Bilmediğimi bilmiyorum, yok şeydi. Pardon, şöyle galiba. Birincisi bildiğimi bilmiyorum. İkincisi bildiğimi biliyorum. Üçüncüsü bilmediğimi biliyorum. Dördüncüsü de bilmediğimi bilmiyorumdu. Bu böyle bana göre açıkçası bilinç seviyelerini anlatıyor. O yüzden de hani bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Burada da hani yeniliklere açık olmak, girişimci olmak, macera perest olmak derken bana kalırsa en güzel olunabilecek seviye bilmediğimi bilmiyorum. Hani ne kadar çok bilmediğimiz olasılık varsa o kadar çok bilmediğimiz olasılıklara açık hale de geliyoruz eğer akışa bırakıyorsak kendimizi. Beni özellikle hani en olmuş yani de çok bahsediyorum. Hani dinliyorsanız podcastlerimi de şeyi biliyorsunuzdur. Ben hep böyle hani hayatı bir sörfe benzetiyorum. Dalga sörfüne. Hani hep böyle sanki bazen dalgaları yakalıyoruz ya da çoğu zaman yakalıyoruz artık hani iyi bir sörfçü olma yolunda ilerliyorsak. Ve işte dalıp çıkıyoruz. İşte değişik böyle taktikler öğreniyoruz kendimizce sörf yaparken. Hayatı çok fazla sörf yapmaya benzetiyorum ve o akışta yani o suyun akışında da aslında bırakıyoruz kendimizi. Çünkü zorlarsak ya da kendimizi böyle evet şimdi kontrol etmeliyim gibi yaparsak yani o bilince sokarsak imkansız zaten o sörf tahtasında 2 saniye bile duramayız. O yüzden de ben bilmiyorum ona çok benzetiyorum ve bu örneği de çok seviyorum açıkçası. Hani hoşuma gidiyor hayatı böyle görmek. Tabii ki de aranızda böyle görmek istemeyenleriniz de vardır. Ama dediğim gibi ben burada size sadece kendim için olan negatif ve pozitif diyeyim hani tırnak içinde yönlerimi anlatabilirim. Arkadaşlar sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Dilerseniz yorumlarda da sizin kendinizde gördüğünüz, sevdiğiniz 5 özellik, sevmediğiniz 5 özelliğinizi yazabilirsiniz. Hatta aranızdan böyle birkaç kişi yazarsa hani ilk başlarda ilk yazmak yine biraz daha zor olabilir. Ama 3-5 kişi yazdıktan sonra belki diğer arkadaşlarımız da görüp yazabilir ve sizdeki o 5 özellikleri okuyup aa bende de bu var ya da aa bende de bu yok, bende de şu var falan gibi. Hani orayı böyle biraz da hani eskiden forumlar olurdu ya herkes birbiriyle interaktif olarak konuşurdu. O şekilde değerlendirebiliriz diye düşünüyorum. Ve aynı zamanda son olarak şükran duymanın yani minnet duymanın da önemini unutmayalım diyorum.
Bir de tabii ki de Instagram'dan takip etmek isterseniz ben çok mutlu olurum, müteşekkir olurum. Şuralara Instagram'ı bırakacağım, takipte kalabilirsiniz. Ve aynı zamanda bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beni sevdiyseniz, desteklemek isterseniz abone olup bildirim zilini açarsanız çok 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 sevinirim. Her cuma 6'da video geliyor arkadaşlar. Çok büyük bir istisnai durum olmadığı sürece. Neyse benim konuştukça konuşasım geliyor. Artık burada bitiriyorum. Kocaman mahalo diyorum. İyi ki varsınız. Haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere. Sevgiyle, neşeyle, coşkuyla kalın. Hoşça kalın. Saçlarını boyatan arkadaşlarım yorumlara yazar mısınız? Ya da bana da yazabilirsiniz Instagram'dan isterseniz. Böyle saç boyamayı, dip boyamayı bırakıp gerçekten sancılı dönemler atlattınız mı demek istiyorum. Çünkü çok koyu çıkıyor gibime geliyor ya. Biraz sinirlerim bozuluyor. Ama 12-13 yıldır da boyuyormuşum yani. Böyle arkadaşlar bende durumlar. Haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere. Ben biraz daha buhar olup uçayım diye kendimi klimayı açmadan böyle bırakıyorum işte buralarda.